Ben genelden bahsediyorum. Herkes bir istisna getirebilir. Hayır, şunu merak ediyorum. Çünkü biz istiyoruz ya, çocuklarımız dili öğrensin, çocuklarımız çoklu dili öğrenerek büyüsünler, etsinler. Yani hani bunun dezavantajı var mı sonrası dil bilmenin bir dil bilmenin bu kadar çok yüklemenin. O yaşta verirseniz yüklemiş olmuyorsunuz. Ama 7 yaşından sonra çocuğum Çince de öğrensin, Japonca da öğrensin derseniz diyorum ki 7 yaştan sonra çocukları rahat bırakın. Çocuğa 0-3 yaş arasında bir dil sunabilirseniz gayri ihtiyari öğrenebileceği kabul. Okay. Ama 4 yaşından sonra artık çocuğun kendini ifade etme ve gerçekten dinin oturma süreci başlıyor. Ona özellikle 7 yaşından sonra artık çocuğu çok fazla dillerle dil öğreteceğim diye boğmamak lazım. Çünkü bir dilin, bir toplumun DNA'sı konuştuğu dildir. Dolayısıyla bir insanın da DNA'sında ve genetiğinde aslında dilin getirdiği bazı özellikler vardır. Hmm. Bakın biz Türk toplumu olarak, yani bir toplumu incelemek istiyorsanız eğer, nasıl bir toplum ya bu? İşte Zimbabveliler nasıl bir toplum dersen, Zimbabve'nin dilini incele, nasıl bir toplum olduğunu anlarsın. İngilizler nasıl bir toplum, dilini incele, anlarsın. Tamamen ayrıştırılmış, tamamen bölünmüş ve her bir bölüme ayrı ayrı değer sunulmuş. Çocuklardan bahsettiğini söyleyeyim. Dünyada en çabuk konuşmayı söken millet hangi millet biliyor musunuz? Türk milleti. Çabuk konuşmayı söken. Neden? İkinci örneği de vereyim. Peki dünyada okuduğunu en kötü anlayan, yani okuduğunu anlamada en başarısız millet Türk milleti. Peki soruyorum. Konuşmayı bu kadar çabuk söken bir millet okuduğunu anlamakta neden bu kadar zorlanıyor? Evet. Neden? Çünkü siz konuşurken 15 aylıkken şu cümleyi kuruyorsunuz. Anne, işte gözlüklü asker değil mi? Evet oğlum, gözlüklü asker diyoruz. Çünkü İngilizcesini düşün. Anne, the one with the glasses is a soldier. Right? Yes, the one with the glasses is a soldier. Kaç kelime? Çocuk gözlüklü asker değil mi derken o diyor ki o 8 kelime. The one with the glasses is a soldier. Şimdi yani adam doktor deyip geçenle the man is a doctor deyip geçen çocuk nasıl aynı anda konuşsun? Türk çocuğu adam doktor deyip geçiyor. Öbürü the diyecek, man diyecek, is diyecek, e diyecek, doctor diyecek, geçecek. Dolayısıyla arada bir 8 ay, 10 ay, 1 yıl fark oluyor. Çünkü İngiliz çocukları 24 aydan sonra konuşmaya başlıyor tam anlamıyla. Ama ne oluyor? Onu söktükten sonra hayatı artık tamamen temiz, ağzından çıkanla, daha doğrusu aklından geçenle ağzından çıkan bir. Bizim en büyük sorunumuz, bakın bunu her yerde anlatıyorum, yine örnek olarak aklınızda olsun. Bizim birbirimizi yanlış anlamamızda, ön yargılarımızda ve iletişim sorunlarımızın temelinde ne yatıyor biliyor musunuz? Türkçemizde aklımızdan geçenle ağzımızdan çıkanın bir olmaması. Çünkü Türkçe aklından geçen şeyi kesiyor, filtreliyor, tamamen kırpıyor ve finalinde sana çok öz bir bilgi sunuyor. Sen normalde malum adam eşittir bir doktor diyecekken aklında adam doktor diyorsun. Bitti. Peki niye bunu yapıyorsun? Çünkü sen Türksün. Peki niye Türksün? Yani Türk özelliklerin nereden geliyor? Bence buradan geliyor. Hmm. İşte biz, yani benim asıl uzmanlık alanım linguistik genetik. Linguistik genetik şu. Ne demek? Bir milleti, dilin bir millet üzerindeki etkisi. Yani bir milletin linguistik genleri ne diyor? İşte bizim linguistik genimiz şunu söylüyor. Pratik olacaksın. Hah. Çünkü sen at üstündesin. Çünkü her an ok atabilirsin. Evet. Çünkü her an ok yiyebilirsin. Pratik ol, kes. Adam düşman mı? Abi adam düşman, bitti. Bitti. Öbürü ne diyor at üstünde? Oh, the man is an enemy. Ne? The man is an enemy. O zaman bittin. Zaten the man dedin, ok geldi, bittin. Bitti. Öldün. Türk demiş ki ya arkadaş ben bunun dığısıyla mı uğraşacağım, iziyle mi uğraşacağım? Adam düşman de, bas geç. Yani burada bizim genlerimiz bize oğlum tasarruflu ol diyor. Pratik ol diyor. Bir an evvel hayatta sonuca gidiyor. Hayatta da böyleyiz tabii, doğru. Ama biz bunu 2018'e taşımışız. Bunu 3000 yıl önce söylüyordu. Hmm. Şu an sorunumuz şu Türkçe'de. Biz 3000 yıl önceki yaşam tarzının getirdiği bir dili konuşuyoruz. Şimdi